Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Ben Baltaş. Ergün Gök. Bugün sizlerle birlikte laptopta nasıl RAM değiştirileceğine bakacağız. Evet, RAM'leri değiştirmek ya da olan RAM'e daha fazla RAM ilave ederek dizüstü bilgisayarınızı upgrade etmek, yani güncelleştirmek. Evet. Konumuz bu. Çok basit bir şekilde bize kullanıcıların en sık sorduğu soruyu sana aktarayım Recep. Ben dizüstü bilgisayarındaki RAM tipini bilmiyorum. Bu RAM tipini nasıl öğrenirim, RAM'i nasıl bulurum ve nasıl değiştiririm zaten sonunda sorunun gittiği nokta. Evet. Şimdi yeni RAM almak için dediğin gibi ilk önce bilgisayarda halihazırda var olan RAM'in Evet. tipini öğrenmek gerekiyor. Aynı zamanda buna uyumlu bir RAM satın almak gerekiyor. Bunun için bazı yazılımlar var Ali. Evet. CPU-Z ve özellikle AIDA 64 gibi yazılımlar bellekler hakkında epey detaylı bilgiler veriyor. İşte bunlar nelerdir? Belleğin tipi, DDR2 mi DDR3 mü? Onun yanında belleğin gecikme süreleri, işte CL değerleri, cache latency değerleri. Bunun yanında belleğin çalışma frekansı, en önemli Evet. konulardan bir tanesi. 1330 MHz bellekler var, 1600 MHz bellekler var. Belleğinizin çalışma frekansını öğrenip var olan bellekle aynı frekanslı bir bellek almanız yerinde olacaktır. O zaman bakalım programla bizim şu anki dizüstü bilgisayarımızda. Ben kendi dizüstü bilgisayarımın rehberi araç olması için RAM'ini upgrade edeceğim. Evet. Bakalım uygun RAM'i bulalım ki zaten daha önce bulduk aslında. Sonrasında bunu nasıl yaptığımızı paylaşalım. Aynen öyle. Bir öğrenelim bakalım nasıl öğreniyormuşuz RAM'imizin modelini. Evet Recep, şimdi bellek tipimizi nasıl öğreneceğiz? Ali, bellek tipimizi öğrenmek için CPU-Z'i indirdik. Nereden indirdik? İndirme bağlantısı için makaleye bakmanızda fayda var. Evet, CPU'yu da indirdik, kurduk karşımızda. Burada bizi ilgilendiren özellikle Memory ve SPD bölümü Ali. SPD bölümünü açtığımız zaman şimdi benim karşıma çıkan manzara bomboş. Evet Ali, bomboş çünkü bilgisayarımızdaki bütün slotları gösteriyor SPD bölümü ve senin bilgisayarında slot 1'de hiçbir bellek modülü yok. Bir tane boş slotum varmış. Evet, bir tane boş slotum var. Şimdi slot 2'yi seçiyorum ben ve slot 2'de bir bellek olduğunu görüyoruz. Belleğin özelliklerine bakalım. Evet, ilk olarak burada module size yani boyutu 8192 MB, yani 8 GB'lık bir tane DDR3 bellek var Ali burada. Evet, bu DDR3 bellek DDR3 yeterli bir bilgi değil. Başka ne lazım bize? Başka neler lazım Ali? Burada 800 MHz yazıyor. 800 MHz normalde belleğin çalışma frekansı ama DDR'da yani double data rate, hani çift veri aktarımı evet. yaptığından dolayı 800'ü 2 ile çarpıyoruz biz ve 1600 MHz bellek olduğunu anlayabiliyoruz senin bilgisayarında. Buradaki değeri 2 ile çarpacağız özellikle. Aynen öyle Ali. Bellek miktarını, frekansını 2 ile çarptıktan sonra efektif frekansa ulaşıyoruz. Yani senin bilgisayarında 8 GB DDR3 1600 MHz hızında çalışan bir bellek var ve bunun gecikme değeri de 11 milisaniye. Cache latency denilen değer, CL değeri olarak adlandırdığımız gecikme değeri ve biz aynı değerlere sahip bir RAM alacağız ki ben bilgisayarımdaki 8 GB RAM'i çıkartmadan, atmadan, ikinci elle satmakla uğraşmadan boş slotuma bir tane daha 8 GB bellek ekleyeyim ve de 16 GB'a çıkayım. Evet, burada önemli bir nokta daha var. Aynen bilgisayarda da benzer özelliklere sahip bir bellek bulabilir kullanıcılar. Yani masaüstü bilgisayarda da DDR3 8 GB, işte 1600 MHz CL 11 bir bellek bulabilirler. DDR3 8 GB 1600 MHz masaüstü belleği de var ama burada dizüstü belleklerini masaüstü belleğinden ayıran en önemli nokta bu belleklerin ufak olması. Bu ufak belleklere de SODIMM deniliyor. Makalede SODIMM'lerle ilgili gerekli bilgi ve bağlantıları bulabilirsiniz. Her zaman videolarımıza yetinmeyin. Altındaki yazılara göz atmayı unutmayın. Evet, masaüstü belleklerin dizüstü bilgisayarları aynı şekilde dizüstünün de masaüstü bilgisayarlara uymadığını belirtmemizde fayda var. Şimdi biz belleğimizi satın aldık. Evet, internet üzerinde bir fiyat araştırması yaptık. DDR3 3600 MHz SODIMM olarak yazıldığı şekilde arattık. Evet, özellikle burada göreceğiniz üzere. Bu belleği daha sonra piyasadan bulduk. Piyasada birkaç marka vardı. İçerinden Kingston'un hem fiyatı hem performansı uygun geldi. Tercih ettik, aldık. Evet, şimdi burada belleğin üzerine bazı bilgiler görüyoruz. 8 GB zaten kapasitesi. PC3 12800 1600 MHz frekansının bilgisayardaki model adına tekabül ediyor. Aslında CL11 cache latency değeri 11. Yani var olan belleğimizle aynı gecikme süresine sahip bir değer aldık. 204 pin SODIMM, yani ufak boyutlarda bir bellek olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu belleği çıkartacağız, dizüstü bilgisayarımızı açacağız ve boştaki slota takacağız. Evet, RAM takmadan önce pilimizi çıkartıyoruz. Evet. Şunu şu şekilde şuradan tuttum ben ama olmadı Recep. Nereden çıkartacağız? Sanırım oradan. Şuradan Ali, evet. Buradan bu şekilde yavaş yavaş. Tıkır tıkır attırıyoruz. Bir tane vidamız kalmış ama burada maalesef. Evet, vida özellikle... Bataryanın altında. Evet. Bataryayı çıkartmadan çıkartamıyorsunuz. Güvenlik vidası aslında bir nevi. Evet, çıkarttım vidayı. Şu bu şekilde kolayca söküyoruz kapağı.
Kapağı söktük. Zaten karşımıza neler var? Sen anlatmıştın daha önce. Sabit disk, soğutucu, SSD, tekrar SSD, Evet. RAM. RAM hemen gözümüzün dibinde. Şimdi buna bir RAM daha takacağız. Recep, RAM'i aldık. Dizüstü bilgisayarı açtık. Karşımızda takılı olan RAM var. Evet. Diğer slot nerede? Diğer slot bunun altında Ali. Tabii ki onu görmek için var olan RAM'i çıkartmamız gerekiyor. Buradan ben kulaklıkları açıyorum ve RAM yuvasından fırlıyor. Çünkü yaylı bir Geldi. sistemim var. RAM'i kenara alıyorum ve altta ikinci yuvayı görüyoruz. Şimdi bunu takarken dikkat edilmesi gereken nokta nedir Ali? Burada çentikler var. Çentikler zaten birbirine uyacak bir şekilde Evet, gördüğünüz masaüstü üzere. bilgisayarda RAM'leri takarken de aynen buna dikkat ediyoruz. Çentikler düzgün bir şekilde oturacak. Evet, biraz bastırıyoruz. 45 derecelik bir açıyla yuvaya oturtuyoruz belleğimizi. Ve bastırırken Ali aşağıya doğru indiriyoruz belleğimizi. Oturduğundan emin oluyoruz. Elimizde bir geri besleme hissi var. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Akabinde burada yine ikinci belleğimizi de eski belleğimizi de yerine takıyoruz ve onu da oturtuyoruz. İşte bu şekilde belleklerimizi taktık. 8 artı 8 16 GB RAM var. Kapağı kapatacağız. Bakalım çalışacak mı? Recep, şimdi BIOS'u açtık hemen bilgisayarın kasasını kapatıp ne görüyoruz? Ne görüyoruz Ali? Burada memori 1, 8192, memori 2 yine 8192. Yani iki tane 16 GB'lık belleklerimiz sistemde takılı olarak gözükmekte. Evet, kullanıcılarımız tahmin ediyorum ki bu denetim masasından, sistem ve güvenlik kısmından sisteme gelecekler. RAM'leri gerçekten 16 olmuş mu bakacaklar. Benimkisi bakınız oldu. Evet, artık 16 GB'ın gücünü işte Premiere Pro olsun bu tür yazılımlarda görebileceksin Ali. 8 GB aslında yeterli ama 16 GB teknopat için birazcık abartma. Bir de dizüstü bilgisayarı da upgrade etmedik demeyelim diye, sizlere rehber olsun diye yaptık. Recep, sana burada önemli sorum şu. Dizüstü bilgisayarının RAM'ini upgrade etmek isteyen kullanıcılara burada tavsiyelerin rehberle ilgili, rehber dışı neler olabilir? Benim en önemli tavsiyem Ali tek rakamlara upgrade etmemeleri. Bu tek rakamlar nelerdir? Yani 3, 5, 7 gibi rakamlar yerine 4 GB, 4 GB'dan 8 GB, 8'den 16 bu tür upgrade'ler yapsınlar. Çünkü 2 tane 2 GB bellek çift kanal modunda çalışıyor ve bu da performansı etkiliyor. Anladım. Öbür türlü çift kanal avantajından faydalanamıyorlar. Performans için bu daha iyi Evet, diyorsun. yine daha uyumlu oluyor. 2 GB belleğin yanına 2 GB takmak daha uyumlu. 2 GB yanına 1 GB takmak o kadar uyumlu olmuyor. O zaman bir rehberimizin daha sonuna geliyoruz. Evet, YouTube kanalımıza abone olmayı, sitemizin de artık RSS feed'ine abone olmayı unutmayın diyorum. Evet, sorularınız varsa teknopat.net/sosyal adresinde mutlaka konu açıp sorabilirsiniz. Bu şekilde sizlere her zaman yardımcı olmaya hazırız.